Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımızı olsun. Yevropadaki danlıq markalarının Uyghur mecburi emgeki bilen zik münasibetlik ikerliki hakkıda dokulat ilan kılındı. Angliya Sheffield Hallam Üniversitesi 6 dekabr Uyghur mecburi emgekiga ait Uyghur rayonundan Yevropagacha bo'lgan kiyim-kechak ta'minlash zanjirini izqoqlab tekshirish nomli dokulat e'lon qilib, Yevropadagi danliq kiyim-kechak markalarining Uyghur mecburi emgeki bilan zich munosabati borligini oshkorildi. Fransiya xalqaro radiosining 6 dekabr xabar qilishicha, bu dokulat Yevropa parlamentidagi Sotsial Demokratlar partiyasi Taraqqiyparvar ittifoqining havolasi bilan e'lon qilingan bo'lib, Sotsial Demokratlar ittifoqi Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan munosabati bor deb gumon qilingan kiyim-kechaklarni chegarada tutib qoladigan savdo nizomi yo'lga qo'yishga chaqiriq qilgan. Dokulatda xalqaroda 500 kuchli korxona tizimligiga kirgizilgan atalmish Xinjiang Zhongtai guruhi egidorchiligidagi paxta mahsulotlarini pishiqlab ishlash zavodi tafsili tanishtirilgan bo'lib, bu guruh 2023 yili 6 oydan boshlab Amerika yo'lga qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuniga asosan jazolash tizimligiga kirgizilgan. Bu korxonaning mahsuloti organik va birikma talali xaraq, sun'iy xurum va yepishqoq mahsulotlarini o'z ichiga oladi ekan. Bu dokulatning avtorlaridan biri bo'lgan Yalqun Ulug'yo'lning tushuntirishicha, o'tgan 10 yil ichida Xitoy rejimi Sharq Turkistonda 10 nacha to'qimachilik sanoati rayoni qurgan. Ular Xitoy rejimi yo'lga qo'ygan atalmish 5-chi amga kuchini yotkab ishqi o'rinlashtirish nomidagi Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish siyosatidan nafqa erishgan. Faqat 4 shirkatni tadqiq qilish orqali intayin cheklik sonliq ma'lumot va aniq bo'lmagan ta'minlash zanjirini ishlatib, majburiy amgak bilan bo'lganligan mahsulotlarning hech qanday cheklimasiz Yevropa bozoriga kirgizilganligini isbotlab chiqqan. Xitoyda yangi virus tarqalayotgan mazgilda Ma'arif ministrligi uqtirish tarqatdi. Xitoyda nafas yo'li yuqumli kasalligi tez sur'atda yamrayotgan bir paytda Xitoy Ma'arif ministrligi uqtirish tarqatib, qizish, yo'tilish qatorliq kasallik alomatlari bor o'qituvchi o'quvchilarning darsga kelmasligini talab qildi. Xitoy Ma'arif ministrligi organ tori 6 dekabr qish fasldagi maktablarda tarqalishgan kasallikning oldini olish va uni tizginlash xizmatini yaxshi ishlash to'g'risida uqtirish tarqatib, joylardagi ma'arif ma'muriy tarmoqlari va maktablarni qish fasldagi tarqalishgan kasallikning oldini olish va uni tizginlash xizmatini yaxshi ishlab, kasal holatda darsga qatnashmasligini, maktabga kelmasligi kerakligini bildirgan. Uqtirishda bu qarorning yangidan tarqalayotgan o'pka yallug'i virusi bilan aloqasi borligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, bu vaqtdagi xabarda Xitoydagi ko'plagan joylarning nafas yo'li yuqumli kasalligi ko'p ko'rilgan bosqichga kirganligi, joylardagi ma'arif ma'muriy tarmoqlari va maktablari yuqum ahvolini kuzatish tizimasi qurilishini kuchaytirib, o'qituvchi o'quvchilarning kundalik mudofaa ko'rish va sog'lomlikni kuzatish xizmatini yaxshi ishlashiga haydakchilik qilish, kollektiv faoliyatga qatnashish va odam to'plashgan so'rovlarga berishdan saqlanish kerakligi qayd qilingan. Bu yil oktyabr ayining o'rtalaridan boshlab Xitoy sihhiya xodimlari bir qator nafas yo'li kasalliklarini bayqagan bo'lib, Xitoyning shimolidagi nurg'un bolalarning yuqumlanganligi va mazkur kasallikka aniq diagnoz qo'yilmaganligi oshkorlangan edi. Dunyo sihhiya tashkiloti 22 noyabr Xitoydan mazkur kasallik va bolalardagi o'pka yallug'iga giriptar bo'lganlarning yuqumlanish ko'payishi to'g'risida tafsiliy ma'lumot bilan ta'minlashni talab qilgan edi. Shunday qilib, bu yuqum Xitoydan tarqalib chiqib, Hindiston, Daniya va Gollandiyada ham ko'rilgan bo'lib, sirliq virusning pnevmoniya o'pka yallug'i virusi ekanligi eng muhim kasallik alomatlarining galag'irish, harg'inlik va to'xtamay yo'tilish qatorliklar ekanligi bildirilgan edi. Tunga musulmonlari aziyotgan masjidlarda kompartiyaning tashviqoti so'zlanganligini bildirdi. Xitoy rejimining atalmish masjidlarni birlashtirish nomida tunganlarning masjidlarining sonini zo'r ko'lamda azaytiyotganligi xalqaroliq taratqularning diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Amerika vazining 6 dekabr xabar qilishicha, bu yil 8 oyda Makkaga hajga borgan yunnanlik Ali ismli tungan muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy rejimining atalmish masjidlarni birlashtirish nomida nurg'ullagan masjidlarni taqib etganligini oshkorlagan.
Onun aşkarlışça yerlikteki nurgun kiçik mescitler takılış takdirige düşkeligen. Aslında her bir kentte birden mescit bar bulup, atılmış mescitlerini birleştiriş hareketinde nurgun mescitler koşuvetilgen deyinkin, kaldırılgan mescitlerimi hırsqı düşkelmekteken. Ali Amerika Avazı Radyosu'a Xtay aldı bilen 3 mescitini birge kıskarttı. Arkadan kaldırılgan mescitlerge kişilerini kirgüzmeslik üçün tehdit saldı. Bu sebeplik ahırda mescitge hiç kim kelmeydigan boldı. Şunun bilen dairler mescitini takıdı degen. O yeni mescitlerde Kur'an talimatları emez Xtay Kompartiyasının türlük teşvikatları sözlündüğünü bildirgen. Bu yıl 11. ayının ahırıda Xalqara İnsan Haklarını Közüş Teşkilatı Xtay'nın köpligen mescitlerini takip etkenliği hakkıda dokulatı ilan kılgan bulup, dokulatka asaslanğanda Xtay rejimi Ningxia ve Gansu ülkelerde atılmış mescitlerini birleştiriş hareketini yoluk koygan bulup, dini faaliyetlerini çekligen. Mescitlerini başka sorularga özgertkenden başka mescitlerinin munar ve gümbezlerini mu Xtayci uslubka özgertken. Xtay rejimi bir neçe yıl ilgiri Şarkı Türkistan'da İslam dinini bastırışkı münasifetlik atılmış yeni kanunlarını tüzüp çıkıp mecburi icra kılışkı başlayan bulup 16.000'dan artık mescidine her xil namlar bilen çekip etken idi. Növette Xtay Şarkı Türkistan'da yolu koygan İslam ve Müslümanlarga karşı devlet terörlüğünü tüngen Müslümanlarga ve onlarının mescidlerine mukaratmaqta ve Şarkı Türkistan ve Xtay ülkelerdeki tüngen Müslümanlarga karıda atılmış İslam dinini Xtayçılaştırış, dinini sosyalizmge boysunduruş digendek sepsetler bilen türlük cinayetlerini devamlaştırış bilen birge İslam dünyasının her xil namlar bilen ömek teşkilleb Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırıp halkının dini ve milli kimlikinin pütüllay koğdalgalıqını dini erkinlikning to'liq kapolatga ega ekanligini da'vo qilmoqda. Xitoy qatorliq 26 davlatning chet eldagi muxbirlarini bostirganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Erkinlik sarayı dokulatı ilan kılıp, Xtay Qatarlıq 26 devletinin çet elge kol sözüp, muhbirlerini basturğalıqını aşkarıldı. Xalqara Kişilik Hukuk Teşkilatı Erkinlik Sarayı 6 dekabr öçürülmeydigan Nur sürgündeki muhbirler ve devlet halkı basturuş mavzuluq dokulat ilan kılgan bulup, dokulatta Xtay, Vietnam, Rusya ve İran'ı öz içi alğan 26 devletinin çet eldeki akbarat erkinlikini basturuş dairesini kengeytkenlikini aşkarlıgan. Muhbirler çet ellerde yaşayatkan bozumu bırak onlarının şahsi bir hatarlikini kapalatlandırış yenili müşkül bolgan. Erkinlik sarayı dokulatıda okşamağın devlet ve ularga tabe şirketler yaki teşkilat azaları içindeki 16 muhbirini ziyaret kılganlıqını ziyaret devamıda mezkur devletler hakkıda 2014 yıldın buyan tutkun kılış, şahsi hücum kılış ve kaslep öldürüş kadarlık 113 türlük vaka hatırlengenlikini bayan kılgan. Dokulatı aşkarlışça Xtay rejimi bu devletler içinde texamo hiligerlik bilen kabih usullarını kullanğan bulup devlet halkı bastırışta en iğir devletlerinin biri bolgan. Xitoyning bu xil usuli intayin keng doirlik bo'lib, bevosita jismoniy hujum qilish, erkinlikka chek qo'yish, yomon g'arazlik yumshoq detal orqali avvar qilish, ijtimoiy aloqa to'ri orqali muxbirlarning oila tavobiyatlariga tahdid selish qatorliq vositalarini qo'llangan. Dokulatning Xitoy haqidagi qismida nurg'ullagan Erkin Osiyo radiosi Tibet va Uyg'ur muxbirlarining shaxsiy kechirmishlari asos qilindi. Muxbirlarning ziyorat obyektlari Xitoyning nishoni qilinib, muxbirlarning uchur egilash ishonchini yo'qotib, xizmat texamo qiyinlashtirib etdi degan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu erkinlik sarayining dokulatiga har doim qadak norozilik bildirib, dokulatga ayiblashning asosi yo'q deb bildirilgan. G'azzada qaza qilganlar borgan sari ko'paymoqda. İsrailiyaning G'azza rayonida 7 oktyabrdan buyon davomlashtirayotgan hujumlari davomida hayotidan ayrilgan falastinliklarning soni 7112 bola va 4885 ayol bilan qo'shilib 17177ga yetdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Isroiliya armiyasining 7 dekabr kechida G'azza rayonining o'xshimagan nuqtalarida elib borgan havo hujumlari davomida nurg'un falastinlik hayotidan ayrilgan va yaralangan. Palestinning rasmiy xabar agentligi Vafaning xabariga asoslanganda, Isroiliya urush ayruplari G'azza shahrining sharqidagi Ash-Shujaiya mahallasini bombardimon qilgan. Bombardimon davomida nurg'un odam hayotidan ayrilgan va yaralangan.
İsrailiya armiyasi G'azza rayonidagi nurg'un rayonlarda bo'libmo Xan Yunus, Rafah va shaharning janub tarafiga havo va quruqlik hujumlarini davomlashtirmoqda. Al-Aqsa televiziya kanali Telegram sahifasida e'lon qilgan bayonotida bildirishcha, G'azza hukumatining xabarida qayd qilinishicha 7 oktyabrdan boshlab İsrailiyaning G'azza rayonida davomlashtirayotgan hujumlari davomida hayotidan ayrilgan falastinliklarning soni 7112 bola va 4885 ayol bilan qo'shilib 7177-ga yetgan. İşğaliyet astidagi İordan daryosining g'arbi qirg'iqi va Quddus tumi 10-oyning 7-ci kundan boshlab İsrailiya armiyasi bilan Yahudi ko'chmanlarining hujumlarida 265 falastinlik hayotidan ayrilgan. Daniyada muqaddas kitoblarga hujum qilishni cheklash qonun loyihasi ma'qullandi. Daniyada muqaddas kitoblarni ko'ydirish va bu kitoblarga hujum qilishni qonunga xilof hisoblaydigan qonun loyihasi qabul qilindi. Daniya parlamentida muqaddas kitoblarni ko'ydirish va bu kitoblarga hujum qilishni qonunga xilof hisoblaydigan qonun loyihasi ovozga qo'yildi. Daniya parlamentining 77 a'zosi qonun loyihasini rad qilib, 94 a'zosi qabul qilib ovoz tashladi. Mazkur qonun bilan Daniyada Qur'oni Karim va boshqa muqaddas kitoblarni ko'ydirish, hujum qilish va diniy ma'naviyatlarga muvofiq bo'lmagan muomila qilish man'i qilindi ekan. Bu qonunga xiloflik qilganlarga jarimani qo'yildi ekan. Yoki 2 yilga yaqin qamoq jazosiga hukm qilindi ekan. Daniya ayol padişahı Margaret 2. kanunun küçük ege buluşu üçün təsdiqlişi kerek iken. Şivisiya bilen Daniyada yığın küllerde Kur'an-ı Kerimge hücum kılış ve qaliri köpeyip kalgan bulup, hükümetlerinin bununla ruhsat kılışı qattıq narazılıqlarına sebep bulgan idi. Daniyanın aşkın 10-cı siyasetçisi Rasmus Paludan Şivisiya'nın Malmö, Nurköpin, Jönköpin qatarlıq şehirler bilen paytaxıt Stokholm'da Kur'an köydürüş iğva gerçilikini devamlaştırgan idi. O bu yıl 21 yanvar Türkiye'nin Stockholm elçihanesi, 27 yanvar Kopenhagen elçihanesi aldıda Kur'an-ı Kerim köydürgen idi. Stockholm'da asli Iraklık bulgan Salvan Momikamu bu yıl Kurban Hetinin 1. günü Stockholm camiasının aldıda sakçılarının kovduşu astıda Kur'an-ı Kerim köydürgen idi. Salvan Momika bunun bilen kalmay 20 iyolda Irak'nın Stockholm'daki elçihanesi aldıda 31 iyol Şivisiya parlamenti aldıda sakçılarının kovduşu astıda Kur'an-ı Kerim bilen Irak bayrağını köydürgen idi. O keyinci texamı haddedin eşip 25, 26, 27 ve 29 avgust külleri Stokholm'nın okşamağın caylarda sakçılarının koğuduşu aslında Kur'an-ı Kerim köydürüşünü devamlaştırgan idi. Tegi İranlıq Behram Marjammu bu yıl 3. avgust Stokholm'nın Angbaybadet kırgıqıda sakçılarının koğuduşu aslında Kur'an-ı Kerim köydürgen idi. Hürmetli körmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman bolğaysılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.